Şimdi bu sayfa arkadaşlar şuradan başlıyordu. İsterseniz biraz başa alıp Hegel bir felsefi genel dünya tarihi yazmak istiyor. Ve bu tarihte aklın kendini açışının tarihidir. Yani akıl diye bir güç var. Yani bu bizim hani alışılagelen akıl fizyonörolojik anlamda her bireyin sinir sisteminin, beyninin çalışmasına ilişkin değil de bakın şuradan başlamıştık. Tekrar isterseniz baştan alalım. Yeni gelen hocamız da var. Aslında burada başlıyor kitap. Yani ondan önce Hegel, ondan önceki derste yazacağı tarihin işte diğer tarih yazımları arasındaki yerini tartıştı. Biraz yöntemsel sorunlara değindi. Tarih nasıl yazılabilir gibi. Sonra kendi anladığı anlamda felsefi dünya tarihi nin adımlarını atmaya başladı. Fakat kitabın adını düşünürseniz tarihte akıl. Yani tarihte akıl demek. Akıl burada kimi zaman tin olarak da değişik bağlamlarda anlatılan bir akıl kendini tarihte gösteriyor. Çünkü bu alemde ne varsa her şey o aklın görünümüdür. Tezahürüdür. Şimdi başlayalım tekrar. Herhalde birkaç sayfa okumuştuk geçen hafta zaten. Çok sıkıcı bir tekrar olmaz sanıyorum. Felsefenin düşüncelerle tarihe yaklaştığını ve tarihi düşüncelere göre ele aldığını daha önce belirtmiştim. Yani olayların kronolojik saptanması ve olayların aktarılması biçiminde değil, felsefi tarih yazıyorsanız bu başka türlü bir tarih olacaktır. Felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram sadece us kavramıdır. Yani Almanca'da Vernunft denilen sözcükle ifade ediliyor. Buna göre us dünyaya egemendir. Yani yalnız dünya değil herhalde evren de diyebiliriz. Ve dünya tarihinde her şey usa uygun olmuştur. Bu kanı ve bilgi yukarıdaki biçimde kendisini ortaya koyan tarih açısından bir varsayımdır ama felsefede varsayım değildir. Felsefede spekülatif bilgi yoluyla şu nokta kanıtlanır. Bakın Hegel bir kanıtlama olacağını düşünüyor. Us akıl, Tanrı'yla olan bağıntı ve ilgisini daha yakın tartışmaksızın burada bu anlatımla yetinebiliriz. Yani töz, sonsuz güç olarak bütün doğal ve tinsel yaşamın sonsuz maddesidir. Yani tinsel yaşam
günlük dille çevirirsek manevi yaşam. Akıl bunun sonsuz maddesidir. Sonsuz form olarak da kendinde taşıdığı içeriği gerçekleşmesidir. İçeriğin gerçekleşmesidir. Töz deyince tüm gerçekliğin kendisiyle ve kendisinde varlığını ve kalıcılığını kazandığı şeydir. Yani töz, substans anlamında. Uzun sonsuz güç olması demek. Bakın bu farklı bir akıl anlayışı var burada. Yani Kant'la ortaya çıkan aydınlanma dönemi ve akla dayalı düşünme, anlama çabası aklın dünya kültürüne, daha doğrusu Batı düşüncesine, Batı kültürüne egemen olması, hani aydınlanma adını alan, burada artık doruğuna varıyor. Kimi yorumculara göre böylesi bir akıl anlayışı artık aklın tırnak içinde azgınlığı demektir. Yani akıl her şey. Hani her şeyi akıl yaratmıştır demiyor. Hani neredeyse tanrısallaştırılmış bir akıl anlayışı. Sonsuz güç olması demek, kendi içeriğini yalnızca ideal ve gerekirlik alanına getirebilecek ve gerçekliğin dışında, kim bilir belki de bazı insanların zihinlerinde özel bir şey gibi var olacak derecede güçsüz olmaması demektir. Yani buradaki akıl Einstein'ın ne bileyim büyük sanatçıların, bilim insanlarının çok akıllı yahut zeki, neyse ayrımını bir tarafa bırakırsak, insanların aklı demek değil. İnsan üstü. Ama insan akıldan pay alabilir. Yani hepimizin aklı zaten. Bu yüce aklın bizlerdeki görünüşüdür. Bizlerde ortaya çıkışıdır diyelim. Sonsuz içerik deyince aklın muhtevası, eski bir kelimeyle, sözcükle, içeriği, tüm özlük ve doğruluk anlaşılır. Sonsuz iç, yani hakikat kapsıyor, içeriyor, ihtiva ediyor. Bu sonsuz içerik kendi kendisinin maddesi olup bu maddeyi işlenmek üzere kendi etkinliğine verir. Yani bir yerden bir şey almaz, kendi kendine çalışır. Kendisinden beslenir. Başka hiçbir şeye muhtaç değildir. Sonlu eylem gibi dış malzemenin koşullarına, yani fizik dünyanın nedensellikle işleyen, diyelim Newton fiziğine göre,
yapısına bağlı değildir. Dış malzemenin koşullarına, fiziksel dünyanın koşullarına, kendilerinden besleneceği ve etkinliği için nesneler alacağı hazır araçlara gereksinmesi yoktur. Hani hiçbir şeye gereksinimi yoktur zaten. Kendi kendine yeter. O kendisinden beslenir. Kendi kendisi için malzemedir ve bu malzemeyi işler. Hem kendi kendisinin ön koşulu ve varmak istediği erek, yani ereği, hedefi, amacı, menzili diyelim, kendisidir. Eski Yunanlılar erek, yani hedef, amaç sözcüğüne telos diyorlardı kendi dillerinde. Telosu kendisindedir. Yani bugünkü modern Batı dilleri açısından ototelik diyebiliriz. Auto kendi demek. Telik yani telosu kendinde olan, ereği kendisinde olan, mutlak son erektir. Hem de yalnız doğal evrenin değil, aynı zamanda tinsel evrenin içinden çıkıp görünüş alanında dışlaşmasıdır. Akıl. Bu da dünya tarihinde olur. Yani aklı nerede seyrederiz? Aklın göründüğü yer nerededir? Veya bugün biraz Hegel'den özür dileyip Hegel'i çarpıtma demeyelim ama hani pedagojik olarak belki çarpıtmanın bağışlanması dileğiyle aklın videosunu nerede seyredeceğiz? Tarihte. Yani tarihi okuyabilirsek felsefi olarak orada aklın nasıl görünümlere bürünüp kendisini gösterdiğini görme olanağına sahip olacağız. İşte bu idenin, bakın burada akıl ide sözünü kullandı. Doğru, sonsuz ve kesinlikle güçlü ide olduğu, dünyaya kendisini açtığı, açma, görünme. Şimdi kimi yorumculara göre bu tabii Alman idealizminde oluyor. Hani Fichte'den başlayarak Schelling ve doruk noktası Hegel. Arada başka düşünürler de var ama işte tarih yazımında onlar bir tarafa konmuş. Yani ayrıntılı tarih yazımlarında belirtirler ama hani ilk elde okuyacağımız tarih kitaplarında, felsefe tarihinde Hegel Alman idealizminin son noktasıdır. Hegel'in bu idenin tam kökenli olduğu
söylenir. İşte Tanrı örneğin İsa Mesih olarak kendini insanlara göstermiştir. Öyle belirmiştir yeryüzünde, görünmüştür. Çok şaşırtıcı biçimde güçlü oluşudur. Herhalde hiçbir düşünürde akıl bu denli her şeyi oluşturan insana ilişkin insan kültürünün kurumlarını, yapısını, bütün sanat, bilim, din, ne varsa hepsini kuşatan, hepsi aklın görünüşleridir. Şimdi geçen hafta da buraya kadar gelmiştik aslında. Böyle bir akıl anlayışının çok şaşırtıcı olması artık akıl ulaşabileceği en büyük yere, mertebeye diyelim, ulaşıyor Hegel'le birlikte. Yani us hem kendi kendisinin ön koşulu, varmak istediği erek, mutlak son erektir. Yani hem doğanın hem tinsel evrenin. İşte bu idenin doğru ve sonsuz kesinlikle güçlü ide olduğu, dünya kendisini, dünyaya kendisini açtığı ve bu açtığı şeyin kendi ululuğundan başka bir şey olmadığı felsefede kanıtlanır. Kanıtlandığı biçimde de burada varsayılmaktadır. Demek ki kanıtlandığından son derece emin Hegel ve burada da bu kanıtlandığı için Hegel tarafından rahatlıkla kabul edilmiş oluyor. Felsefi incelemenin rastlantısalı uzaklaştırmaktan başka bir amacı yoktur. Arkadaşlar bu da çok önemli bir saptamadır. Rastlantısal demek zorunlu olmayan demek. Yani böyle olabilir, şöyle de olabilir. Yani yarın havanın güneşli olacağı rastlantısal olabilir. Gerçi tabii nedensel bağlar vardır olaylar arasında ama o nedensellik o kadar kesin ve zorunlu olmayabilir. Olasılıklar vardır. Böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Çünkü belki de bir nedensellik vardır ama biz bunların hepsini bilemediğimiz için bir rastlantısallıktan söz ederiz. Rastlantısallık genellikle uzay zaman içindeki doğadaki diyelim yer ve zaman içinde olup bitenlerin özelliklerini taşır. Felsefede rastlantısallıktan olabildiğince uzaklaşmalı ve çünkü akıl olduğu için aklın da belli bir işleyişi var. Ve bu da mutlak, zorunlu olacak. Başka türlü olamayacak olan bir işleyiş söz konusu. Rastlantısallık dış zorunlulukla aynı şeydir. Yani dış koşullardan başka bir şey olmayan nedenlere geri döner. Yani
dış koşul dedi. Doğada olup bitenler. Doğada zorunluluk olabilir, işte nedensel ilişkiler olabilir ama yani oradaki zorunluluk da aklın zorunluluğu anlamına gelmiyor. Yani işte pencereden bir cismi aşağı atsam yukarı kattan aşağı düşmesi zorunlu gibi gözüküyor. Ama bu tabii koşullara bağlıdır. Diyelim ki attığım cisim eğer bir metal par, bir demirse mesela ve orada da çok güçlü mıknatıslar varsa düşmeyebilir. Değil mi? Tarihte öznel tini ya da gönlümüzü kıpırdatan tikel bir nedeni değil, genel bir ereği, dünyanın son ereğini aramalı. Hedef çok büyük. Yani dünya nereye doğru gidiyor? Onu aramalıyız. Tarihin nasıl geliştiğini, hangi aşamalarla, hangi ereğe doğru yöneldiğini. Demek ki tarih erekseldir, teleolojiktir. Teolojik değil bak. Teleolojik. Yani telosa, ereğe doğru giden, ereksel yani. Teleolojik. O tanrısal anlamındaki sözcük teo lojik. Us ise asla tikel, sonlu bir erekle değil. Yani genel olmayan. Şu veya bu olayın neticesi ereği ile ilgili değil, yalnızca saltık yani mutlak başka türlü olamaz erekle ilgilenir. Kendi kendisinin tanığı olan insanın ilgi duyabileceği, İnsanla ilgili her şeyde kendine destek bulan bir içerik önündeyiz. Ussal olan kendinde ve kendisi için var olandır. Yani kendinde var olanlar doğadaki nesneler. Kendisi için var olan dediği zaman işte bilinci olanlar kastediyor. Yani biz insanlar. Ama akılda hem doğayla ilgili olan doğal olan bir şey var, hem de düşünceyle ilgili, hem maddi hem de düşünce ile ilgili yahut manevi özellikler var. Manevi olanla maddi olanın görünüşü o alanda ortaya çıkan işte akıldır, ustur. Ussallık çeşitli kılıklara girer ama hiçbirinde halklar dediğimiz çeşitli oluşumlarda olduğu gibi kendi ereğini açıkça ortaya koyup göstermez. İstenç dünyasının yani irade rastlantıya bırakılmamış olduğu inancını ve düşüncesini
tarihe getirmeliyiz. Yani ben irademle bir takım şeyleri değiştirmeye çalışabilirim ama bu da rastgele, rastlantısal değildir. Yani tarihin işleyişinin değişmez, bizi aşan, bizim etkili istencimizle, irademizle etkili olamayacağımız bir işleyişi var. Halkların başından geçenlerde son bir ereğin egemen olduğu, dünya tarihinde usun, tikel bir öznenin usu değil, fakat tanrısal saltık usun bulunduğunun doğru olduğunu varsayabiliriz. Bunun kanıtı dünya tarihinin kendi açıklamasıdır. Demek ki tarihte ilahi bir akıl var. Tanrısal bir us var. Hegel bunu çok açık görüyor. Yani siz görmüyor musunuz diye belki görmeyenlere şaşıyordur. Bunun kanıtı dünya tarihinin kendini açıklamasıdır. Us'un benzeri ve eylemidir o tarih. Fakat doğru olarak asıl kanıt bilgisinin fakat daha doğru olarak asıl kanıt bilgisinin kendisindedir. Yani aklın bilgisinin kendisindedir. Dünya tarihinde ise bu kanıt ortaya çıkar. Dünya tarihi yalnızca bu tek usun görünüşüdür. Kendisini açıkladığı tikel oluşumlarından biri, çünkü birçok oluşumlar tarih boyunca gerçekleşiyor. Bu oluşumlardan biri kendisini tikel bir öğe olarak, yani şurada veya burada gerçekleştiği için tikel diyor. Genel değil yani. Tekil de belki diyebiliriz. Kendisini tikel bir öğe olarak halklarda sergileyen bir modelin kopyası. Eğer tarihi felsefi olarak Hegel'in anladığı anlamda okursak, orada tanrısal bir usun kendini değişik biçimlerde gösterdiğini görebiliriz. Yani bütün mesele tarihi okurken usu görebilmek. Usun nasıl cereyan ettiğini, olaylar olarak kendini nasıl gösterdiğini. Herhalde Hegel böyle bir tarih yazmayı denediğine göre kendisi görmüş olsa gerek. Yani usun nasıl ortaya çıktığını. Us kendisinde durur kendindedir. Şimdi bu farklı yazımlar oradaki ders notlarının herhalde farklı alınmasından kaynaklanıyor.
Us kendisinde durur ve ereği kendindedir. Kendini var eder, gerçekleştirir. Düşünme, Us'un bu ereğinin bilincine sahip olmaktır. Müthiş bir şey. Bakın bunun altını çizmek mi? Efendim, siz düşünmüyorsunuz. Us'un bilincine sahip olduğunuz zaman düşünebilirsiniz. Ha, demek ki Us bu şekilde işliyor diyebilirsiniz. Siz tekil bir varlık olarak, Us'un bir görünüşü olarak bu gezegende bulunuyorsunuz. Us sizde düşünme olarak cereyan ediyor. Onun bilincine varabilirsiniz. Us'un nasıl işlediğinin bilincine, farkına, bilgisine vardığınızda düşünmüş oluyorsunuz. Felsefi düşünüş başlangıçta olağan dışı gelebilir. Tasarımlarla düşünme kötü alışkanlığından ötürü, tasarımlarla düşünme kötü alışkanlığından ötürü. Çünkü biz kafamızda bir şeyleri tasavvur ediyoruz, tasarlıyoruz ve o tasarılarla yürütüyoruz. Kendimizce tikel yahut tekil düşünme diyeceğimiz tırnak içinde süreci ve bunun ya bu düşünme süreci nereye gider bilmem diyorsunuz. Böyle de düşünebilirim, şöyle de düşünebilirim diyorsunuz. Bu bir rastlantısal özellik taşır diyorsunuz. Ama böyle değil. Hegel'e göre düşüncenin tek doğru ve en yüksek şey olduğunu anlamayan kimse felsefi düşünüşü asla yargılayamaz. Yani biz sıradan insanların rastlantısal bilinç yaşantısı düşünce, felsefe düşüncesi sayılmaz. Felsefi düşünme Hegel'e göre Us'un nasıl cereyan ettiğini, evrende nasıl kendini gösterdiğini fark etmek, onun bilincine varmaktır. Mesela özgürlük de öyle bir şeydir. Özgürlük nedir? Özgürlük biz bireyler için aklın başka türlü olamayacak mutlak işleyişinin bilincine varmaktır. Başka türlü ifade edeyim, özgürlük zorunluluğun bilincine varmaktır. Bu bilince sahip olmayan insanlar özgür olduklarını sanabilir. Yani ben karar verdim. Önümde 5 seçenek vardı. Bunlardan birini seçtim. Başka birini de seçebilirdim. Ben özgürüm diye düşünebilirsiniz. Böyle değildir. Çünkü siz tasarımlarla düşünüyorsunuz. Yani kafanızdaki tasarımla. Oysa Us'un işleyişinin bilincine vararak felsefi olarak
düşünülebilir. Ne kadar müthiş bir şey değil mi? Yani bir tek Hegel herhalde düşünebilir. Yahut kim bilir Hegel gibi usul fark eden tarihteki aklı işleyişi fark eden usun işleyişini, tarihin yönünü fark ettiğiniz zaman sizde felsefi düşünme başlıyor. İçinizde felsefe ile henüz tanışmamış olanlardan dünya tarihi üzerine olan bu derslere usun gücüne inanarak us yoluyla kazanılacak bilgiye susuzluk duyarak katılmalarını dileyebilirdim. Zaten bilimlerin öğreniminde öznel bir gereksinim olarak öngörülen de hiç şüphesiz usa dayanan araştırmaya, bilgiye karşı duyulan istektir. Yoksa bilinenlerin şöyle kabaca derlenmesi değil. Gerçekte ise böyle bir inancı önceden önerip istemek zorunda değilim. Daha önce söylemiş olduğum ve yine de üzerinde duracağım nokta, bizim bilimimiz bakımından da kabaca bir varsayım olarak değil ama bütüne toptan bakış olarak sürdürdüğümüz bütüne, yani dünya tarihinin tümüne, şu ya da bu kültürün, şu ya da bu zaman diliminin, şu ya da bu yerin, bu olayın, olaylar zincirinin tarihi değil, bütün genel göz önüne alın. Bütüne toptan bakış. Sürdürdüğümüz bütüne toptan bakış olarak sürdürdüğümüz düşünüşün sonucu olarak böyle ele almak gerekir. Bu sonuç benim için bilinen bir şeydir. Çünkü bütünü zaten bilmekteyim. Yani Hegel biliyormuş herhalde bütünü. Şu noktalar ilk olarak anlaşılmıştır ve dünya tarihinin incelenmesinden de anlaşılacaktır. Dünya tarihinde her şey usa uygun olmaktadır. Ya demek ki o kadar saçma sapan görünen şeyler meğer USA uygunmuş ya. Yani USA bak. Değil mi? Yani bu ne biçim ustur? Tabii bütünü göremediğimiz için orada olup biteni hep akıl dışı, saçma sapan, işte adalet dışı, yüzyıllarca bir kesim insan köle olarak ezilmiş, kullanılmış, öldürülmüş, zulmedilmiş. Neymiş efendim? Bütün bunlar usun görünüşüymüş. Yani böyle itiraz ettiğiniz zaman herhalde size verilebilecek olası
yanıtlardan birisi, siz bütünü göremiyorsunuz. Tarihten bazı parçalar alıp kendi tasarımsal düşünmenize göre buradan bir sonuç çıkarıyorsunuz. Usun farkında değilsiniz. Usun bilincinde olmadığınız için düşünemiyorsunuz. Hocam, şey Buyurun. sorabilir miyim buradaki usta ilgili? Sanki buradaki ustan kasıt böyle doğa kanunları, fizik kanunları Buyurun. gibi bir şey algıladım ben ama. Hani tüm dünya tarihinin işleyişi bunların haricinde olmuş E tabii, olamaz gibi. hani onlar usun sadece bir görünüşü. Yani doğa yasaları, yani doğada yasalar olduğunu düşünürüz. E hani belki sosyolojide filan da olduğu söylenir. Mesela Auguste Comte filan gibi düşünürsek, değil mi? O da bir çeşit belki bir pozitivist olarak toplum fiziği yaptığını söylüyordu. Belki sosyal olaylarda da insanla ilgili bilgi alanında da yasalar vardır. Ama Hegel'in söylediği onların hep üstünde olan bir şey. O farkına vardığımız yasalar, o büyük işleyişin küçücük görünüşleridir. Tarihte yasa var ne demek? Yani usun bir tek us diyor. Ve onun işleyişinin mutlak, yani zorunlu, yani başka türlü olamaz bir işleyişi var, yapısı var, yasası var. Diğer yasalar, çünkü us doğa olarak da görünüyor, kültür olarak da görünüyor, devlet olarak görünüyor, aile olarak görünüyor. İşte sen ben o gibi tek tek insanlar olarak da görünüyor. Bizler görünüşüz. Usun görünüşleriyiz. Yani ne kadar müthiş bir şeydir, güçtür. Ve bu işleyişin mutlak veya buradaki çeviri diliyle saltık bir işleyişi var. Usun kendini göstermesinin bir manada biz öyle varlıklarız ki, yani bizde öyle görünüyor ki insan olarak biz usun işleyişinin bilincine varabiliyoruz. Taş, toprak, hayvan bunların bilincine varamıyor. Bize us böyle bir şey bahşetmiş. Onun bilincine varma gücü bize verilmiş. Us bizde öyle o yanını gösteriyor. Bizler tezahürüz. Us'un görünüşleriyiz yani. Bu tabii Hegel'in birdenbire kendisinin ortaya attığı bir şey değil. Bu Alman idealizminin sonra gelen
İşte Kant fenomenler dışında olanı biz ancak fenomenleri yani görünen duyabildiğimiz, görebildiğimiz duyu organlarımızla zaman ve uzam anlama daha doğrusu duyma yetimizle bunları bilebiliriz ama bilemediğimiz bir nomena alanı var dedi ve işte tarihin yönü ne tarafa doğrudur, Tanrı var mıdır, yok mudur? Bu tip şeyleri bilemeyiz. Çünkü biz ancak kendi anlama yetimimizin bize sağladığı imkanlarla yaşadığımız dünyayı kavrayabiliriz dedi. Ama Kant'tan sonra gelen işte bu Alman idealist düşünürleri hayır, Kant'ın o bilemeyiz dediği şeylerin bilinebileceğini söylemeye başladılar. Ve Hegel bunda artık doruk noktasına ulaştı. Tarihin yani insan kaderinin insan yazgısının bilebileceğimizi bir anlamda söylüyor. Yani tarih nereden başladı, nereye doğru gidiyor? Bunu İşte Karl Marx Hegel'den yararlanarak o da tarihin nereye doğru gittiğini söylemeye başladı. Yani tarih nerede ereğine ulaşacak? Komünist toplumda. Yani tarih oraya doğru gidiyor. Yani herhalde Prusya filandır. Yani tarihin bir yönü var, gidişi var. Ve bu insanlar biliyorlar. Hala şimdi de var ya tarihin sonu hipotezleri biraz buralardan geliyor. Tarihin sonu bu kapitalist dünyadır. Artık bundan sonra bir değişim olmayacak. İnsan gelebileceği yere gelmiştir. Yani bu belki kapitalizmin en büyük insana dair en dehşetli, en ezici anlatımlarından biridir. Tarihin sonuna geldi ne demek? Bittiniz artık. Yani hiçbir şey değiştiremezsiniz. Yani bu düzen değişmeyecek. Burada da öyle değiştiremezsiniz. Yani us böyle çalışıyor. Kanıtlanmıştır diyor ya. Kanıt sözünü kullanıyor. Yani nereden nasıl kanıtlanıyorsa. Hegel orada ödün vermez bir şey içinde yani. Bülent Bey sesiniz kapalı. Hocam size bir şey söylemedim. Sağ olun. Ha söylemedin sen evdekilerle konuşuyorsun. Evet hocam. Tamam. Dünya Sen de bana bir şey söylüyorsun. ağlıyordu da niye ağlatıyorsunuz çocuğu diyordum. Ya dünya ağlıyor aslında. Bütün dünya Trump kazandı. Yani nasıl ağlamasın dünya diyorum. Yani o öbür manadaki dünyadan söz ediyorum. Yani senin kızından değil de Hocam inşallah biz ağlamasın. bunları Yani ben not ediyorum değil mi zaten. kaderi güzel olsun. Sağ olun. Dünya altını ıslattı. Dünya yürümeye Evet. başladı. Bunları not ediyorum. Evet. Evet.
Yani tabii müthiş bir sistem aslında. Yani Russell gibi mesela filozoflar Hegel'e tahammül edemiyorlar. Hani nereden çıkarıyor bunları? Benim arkadaşlarım da mesela Hegel'i sevmeyen meslektaşlarım vardır. Yani analitik felsefecilerin önemli bir bölümü Hegel'den hiç hoşlanmazlar. Bulanık, kafası karışık, koca koca laflar eden birisi olarak görürler. Ama Hegel sevdalıları da vardır. Yani Hegel'in o anlamda bir cazibesi vardır. Hani Trump'ı sevenlere mezzetmek istemiyorum ama yani bu demek ki her bir kör satıcının bir kör alıcısı olabiliyor. Yani ben Hegel'e tabii büyük insanlar bunlar. Yani bunların görüşlerini küçümsemek, alay etmek, bunları doğru bulmuyorum. Yani elbette Hegel gibi düşünmüyorum ama Hegel de bize bir hikaye anlatıyor. Yani bir dünyayı, insanı, kültürü anlamakla ilgili söyleyeceği sözler var. Ve bana ilginç geliyor doğrusu. Dinlerim, anlamaya çalışırım, düşünürüm üzerinde. Bana yabancı değildir Hegel ama yani Hegel'i tamamen onaylıyorum, onun gibi düşünüyorum anlamına gelmiyor. Yani dünya tarihinde her şey USA uygun olmaktadır. Şimdi bunu nereden biliyor? Bu o kadar büyük bir laf ki. Dünya tarihi diyor ya. Yani yeryüzünde insana ilişkin insan yaşamının binlerce yıllık geçmişine bakıp olup bitenin sanki yani ayrıntısıyla değilse bile genel çizgileriyle bile bilmek kolay bir iş değildir. Sürekli olarak yeni şeyler öğreniyoruz. Ama bu baştan hepsini biliyor. Ve hep USA uygunmuş. Şimdi USA uygun sözü aslında yani çok şey bir kurnazca söylenmiş bir sözdür. Yani USA uygun demek olup biteni ben mi uyduruyorum USA yoksa olup biten kendisi mi USA uygun? Değil mi? Çünkü insanın yani psikanalitik açıdan baktığınızda İnsan, değil mi? Rasyonalizasyon yapan, rasyonelleştiren, USA uyduran bir varlıktır. Hani argoda diyoruz ya, uysa da uymasa da diye. Yahu arkadaş bunu nasıl yaptın? Bu saçma şeyi diye soruyorsunuz arkadaşa. Öyle bir anlatıyor ki her şey akla uygun. Aklileştirmiş insanda yapıp ettiklerini akla uydurma yatkınlığı, eğilimi var.
Böylelikle kendi saçmalıklarını savunabiliyor. Ya bunu herhalde avukat veya hakim olan arkadaşlar, mahkemeleri de oralardan yolu geçmiş olanlar bilir. Yani bir sanığın kendini savunmasına bir bakın. Nasıl savunuyorlar? Aklileştiriyor insan. Ussallaştırıyor. İşte nereden biliyorsun sorusunu sorduğumuzda, hani Hegel'e böyle bir soru soramazsınız zaten. Yani böyle bir soru soranı usu anlamadığını söyleyecek. Bu o kadar açık ki diyecek. Bunu nasıl görmüyorsun diyecek. Yani Hegel'in verebileceği olası yanıtları düşünüyorum şimdi. Çok açık görülüyor. Bak tarihe, sen de oradaki usun işleyişini görürsün diyecek. Kendiliğinden açık diyecek. Apaçık diyecek. Böyle görüyorlar ve bunu tartışmıyorlar. Hocam sanki mistisizmde de var bu. Bazı uzak doğu anlayışlarında, felsefelerinde her şeyi sanki bitirmiş, o bilgelik Evet. aşamasına ulaşmış bir rahip bile Evet. dünyayı çözmüş oluyor. Doğru. Evet. Yani o da bitirmiş. Bu durum, ha şöyle diyelim, onu daha okuyacağımız cümleler var. Dünya tarihinde her şey usa uygun olmaktadır. Dünya tarihi, dünya tininin usa uygun zorunlu gidişi olmuştur. Dünya tini. Dünyanın bir tini var. Yani belki kabaca söylersek anlaşılması için, dünyanın bir ruhu var. İstanbul'un mesela, her kentin, belki hocam öyle derdi, Taki Mengişoğlu, İstanbul'un bir tini var. Çünkü bir tarihi var. Orada bir kültür var. Orada yazılmış şiirler var. Bilimsel çalışmalar var. Yapılmış resimler, gravürler var. Mimari yapıtlar var. Bunlar hep tin. Orada yaşanan bir dini inanç var. Bunlar tin. Bu tin kendini işte İstanbul'da mesela doğada gösterebilir. Boğaz içinde, şimdi koru da kalmadı ama oradaki korularda gösterebilir. Oralarda eski mimari eserlerde, camilerde veya kalan kiliselerde, tarihi eserlerde gösterebilir. Ama yeni yapılan binalarda filan tin gözükmüyor. Çünkü onlar farklı kaygılarla yapıldığı için. Dünya tini demek, büyük tin yani akıl, dünya olarak kendini gösteriyor. Ve bu gösterişte dünyanın bir tini var.
Akıl demek ki dünya kini, tarihin özüdür. Bu doğası hep bir ve aynı olan tindir. Dünyanın varoluşu bu doğayı açıklar. Bu durum söylendiği gibi tarihin bir ürünüdür. Tarihi ise olduğu gibi ele almak, tarihsele dönük ampirik davranmak gerekir. Ampirik davranmak gerekir ne demek? Belgelere bakmak gerekir. Yani tarih yazacaksak, değil mi? Ampirik demek deneysel, gözlemsel. Yani kanıtlara bakmak lazım, belgelere bakmak lazım. Bütün bu şeyler arasında meslekten tarihçilerin bizi yoldan çıkarmalarına da izin vermemeliyiz. Çünkü biz burada felsefi tarihi yazıyoruz, onlar itiraz edebilirler. Hayır. Sen akademik tarihçisin. Sen tikel olayların tarihini yazıyorsun. Ben felsefi tarihçiyim deyip işin içinden sıyrılmak lazım. Onun için meslekten tarihçilerle tartışmayalım diye. Yani uyduracağız çünkü. Onlar uydurmalarımıza itiraz edebilirler. Onunla tartışmayalım. Biz burada felsefi tarih yazıyoruz. Yani. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Tabii abartıyorum. Yani Hegel'in ağzından konuşmaya çalışıyorum. Yani biraz gülüyorum filan ama yani o şey saygısızlık Hegel'e saygısızlık anlamında alınmamalı. Çünkü bunları okumak aslında bayağı keyif vericidir. Allah Allah ya bu insan nasıl düşünüyor? Değil mi? Çünkü hiç değilse Alman tarihçileri arasında hem de büyük yetkiye sahip olup kaynak incelemesi denilen şeyi kendilerini adayanlar arasında öyleleri vardır ki öyle tarihçiler var tabii çok iyi kaynaklara, arşivlere inip çok dil bilip birçok dili ve kültürü tanıyıp tarih yazanlar var. Tam kınadıkları filozoflar gibi tarih için apriyorik şiirler yazmaktadırlar. Şimdi bu tarihçilerle belki dalga geçiyor. Yani apriyori demek olgulara bakmadan yani. Kendisi bir plan yapıyor ve o plana göre kendi düşüncelerini düşüngenen demişti ya. Yani kendi akıl yürütmeleri çizgisinde bir tarih yazıyor. Ona apriyorik şiirler adını vermiş. Bir örnek verelim. Doğrudan doğruya Tanrı tarafından eğitilmiş, yetkin bir görüş ve bilgelik içinde yaşayan, bütün doğa yasalarının ve tinsel doğruluğun, yani tinsel hakikatin kavrayıcı bilgisine sahip olan ilk ve çok eski bir halkın var olmuş olduğu böyle yaygın bir şiirdir. Yani palavra demek istiyor. Yani böyle bir halk gelmemiştir diye. Ama bazı tarihçiler olduğunu söylüyor herhalde. Belki eski Yunan'ı öyle görüyorlardır. Yani belki dindarsa Musevi o kavmi Musa peygamberin kavmini öyle gören tarihçilerdir belki. Ama bu diyor bir yani şiir dedi yani küçümsüyor.
Yani palavra demek istiyor şiir. Yani şiir ayıp ediyor. Yani Hegel demek ki şiirden anlayan birisi değildir diyebilirsiniz burada. Yani boş sözler, uydurma. Ruhban sınıfına dayanan şu ya da bu halkın varlığı, daha özel bir konuya geçecek olursak, Romalı tarih yazarlarının kendisinden daha eski tarihi çıkardıkları, daha eski tarihi çıkardıkları bir Roma eposunun, yani hikayesinin, bir Roma anlatısının varlığı da bunun gibidir. Çünkü tarihçiler bir mitos yaratıyor olabilirler kendi kültürleri için. Bunlar bir hikayedir veya burada kötü anlamda kullanıyor. Egel bir şiirdir. Yabancısı olmadığımız bu çeşit apriori konuları, yani belgelere dayanmayan, incelemeye dayanmayan, kurgu, salt kurguya dayanan, kendisinin öyle yapmadığını tabii düşünüyor herhalde. Böyle konuları hevesli meslekten tarihçilere bırakıyorum. İlk koşul olarak tarihsel olanı kendisine sadık bir biçimde kavradığımızı ileri sürebilirdik. Yani biz olup bitene sadık kalıyoruz. Çarpıtmıyoruz anlamında. Söyleyebilirdik. Ancak böyle genel anlatımlarda iki anlamlılık vardır. Az çok bir şeyler söyleyip iddialarda bulunan alışılmış ve sıradan tarihçi de yalnızca belgelere sahip olsa, yalnızca verilmiş olanla yetinse bile düşüncesi bakımından edilgen değildir. Yani o da bir şey katar. Mesela tarihçilerin bir kısmı ben hiçbir şey katmadım, belgeler konuşuyor diyebilir. Ama bu böyle değildir. Yani belgeler kendileri konuşmazlar. Siz elinizdeki belgeleri belli bir biçimde bir araya getiriyorsanız siz bir şey katıyorsunuz demektir. En azından okuyorsunuz. Eğer bu sizin şu anda kullandığınız dil değilse çeviriyorsunuz o dili. Kendi dilinize çeviriyorsunuz. Çeviri de işin içine yorum girer. Bu çoğu zaman farkında olmadığınız bir şey olabilir. Dolayısıyla yani salt belgeler konuşuyor meselesi ve ben burada hiçbir şey katmadım gibi bir savunma çok da yerinde değil bana sorarsanız. Biraz Hegel de öyle söylüyor olsa gerek. Muhakkak düşüncesini katıyor, edilgen değildir diyor. Kendi kategorilerini birlikte getirir ve varlıklara bu kategorilerin içinden bakar. Yani bir kavramsal çerçeve içinde bakar. Ve kaçınılmaz olarak dünya görüşünü de katar yani. Veya çok ufku genişse nerede kattığını bilir. Doğru duyulardan meydana gelen yüzeyde bulunmaz. Ha, kategorilerin içinden bakar. Doğru duyulardan meydana gelen yüzeyde bulunmaz.
Yani hakikat salt duyulara bağlı değildir. Fazla bir şeydir diye. Özellikle bilimsel olması gereken hiçbir şeyde dalmamalı, derinliğine düşünülüp inceleme yapılmalıdır. Gaflet uykusuna dalmalı. Muhakkak elinizde belgeler, veriler olsa bile usun farkına varmanız, ayırdına varmanız gerekir diyor. Dünyaya us gözüyle bakana dünya da us gözüyle bakar. Bunlar karşılıklıdır. Yani siz dünyaya, çünkü dünya nedir? Usun bir görünüşüdür. Öyle bakarsanız bu görünüş size kendini açar. Siz us gözüyle bakamazsanız o zaman tarihteki usu göremezsin. Us gözüyle bakma. Dünyaya us gözüyle bakana dünya da us gözüyle bakar. Yani orada bir bakış var karşılıklı. Çünkü bakan aslında usun bir görünüşüdür. Bakılan da usun bir görünüşüdür. Dünyanın eriği algıdan ileri gelmelidir deniyorsa bu kendine göre doğrudur. Yani yalnız algı düzeyinde kalmamalı diyor. Ancak geneli ussal olanı tanımak için usla başlanmalı. Hep büyük düşünmeli. Hep o büyük olanı, en genel olanı, aklı anlamaya çalışmalı. Tek tek olanlara kendimizi kaptırıp ayrıntıda kaybolmamalı. Ahmet Hocam, Buyurun. Sevim'in bir sorusu var hocam. Diyor ki, Heidegger'in insanın kendini varlığa açması ile varlığın kendini insana açması aynı şey mi? Heidegger'de diyor değil mi? Heidegger için mi diyor? O onu şeye Hocam mi sonra yazmış yazmış? Sevim. Evet, Heidegger'in insanın kendini varlığa açmasıyla varlığın kendini insana açması aynı şey mi diye soruyor. Bakayım, açayım bakayım. Burada mı us olup bitenleri? Onun altı Ha, hocam. burada. Değil mi? Haydi gel. Haydi gel, değil mi? Evet hocam. Heidegger'in insanın kendini varlığa açması ile varlığın kendini insana açmasıyla. Evet, benziyor. Buna Heidegger Stimmung diyor. Yani bir çeşit varlıkla eş titreşim haline geliyorsunuz. Hocam bizim Kayseriler de atasözünde çok benzer bir şey söylemişler. Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da körü Ne öyle bakar diyorlar? diyorlar.
Evet. Yani bu birçok kültürde olan bir şeydir. Yani Heidegger tavrına benziyor veya Heidegger'in Hegel okumaları da vardır. Ama Heidegger'in bakışı sanıyorum Diltay olabilir, etkisi olabilir. Meister Eckhart bir ünlü mistik, Hristiyan mistiği var. Ondan etkilenmiş olabilir. Ben mesela derslerimde, Heidegger derslerimde söylemişim, bir öğrenci hatırlattı. Hocam bir gün derste demiştiniz ki dünyaya hıyar gibi bakarsanız dünya da size hıyar gibi bakar demişim mesela. Değil mi? Yani bu Hegel'in şeyinden bu Heidegger'in tavrına benziyor. Heidegger'i belki ele alırken arkadaşlar unutmuş olabilir ama bir varlığa, var olana daha doğrusu bir var olana yaklaşabilmek için o var olanın, yani var olan dediğim işte tek tek kalem, kağıt, her neyse bir nesne. Var olan diyordu Heidegger, hatırlarsanız ona. Zayende bir var olanı yaklaşabilmek için onun kendisini açmasına izin verecek şekilde o var olanın önünde durmanız lazım. Ki o var olan kendisini açabilsin. Şey örneği vermiştim, hatırlayan vardır, daha yeni arkadaşlar var ama tekrar edeyim. Bunu mesela öğrencilere hep onların ilgisini çektiğini düşündüğüm, belki de çekmiyordur ama ben öyle sanıyor olabilirim. Ayşe ile Mehmet ilişkisi olarak anlatırım. Yani iki sevgili olsunlar. Ayşe ile Mehmet. Şimdi Ayşe ile Mehmet'in aşk iletişiminin de böyle bir iletişim olduğunu düşünürüm. Yetkinliğe ulaşması, Heidegger'in bir yorumuyla söylüyorum. Yani Heidegger buna Stimmung diyor demiştim. Yani ukalalık olsun diye söylemedim ama bu bir kavram. Bunu İngilizceye tuning diye çeviriyorlar. Yani şu demek, diyelim ki radyonuz var. Radyo kullananlar var mı hala bilmiyorum. Ben mesela radyoyu çok seviyorum. Kral FM'i dinlemek istiyorsunuz, değil mi? Kral FM'i alıcısının frekansını ona göre ayarlıyorsunuz. Kral FM'den gelen dalgalar ile sizin alıcınızın ona uygun yapısı birleştiğinde Kral FM'i dinliyorsunuz. Alıcınız onun frekansına uygun değilse onu duyamazsınız. İnsanlar için de böyle. Yani Ayşe ile Mehmet. Ayşe'nin Ayşe olması, Heideggergil açıdan söylenirse, şimdi Ayşe'nin Ayşelemesi lazım. Yani Ayşe durağan bir öz değil. Ayşe olmakta olandır. Dolayısıyla Ayşe, biz isim verdiğimiz zaman o sanki orada duruyor, hiç
değişmiyor gibi düşünüyoruz. Ayşe bir fiildir. Ayşeleyendir. Ayşe kimdir? Ayşeleyendir. Mehmet kimdir? Mehmetleyendir. Dolayısıyla Ayşe ile Mehmet arasındaki ilişkide Mehmet'in Ayşe'ye olan tavrı öyle olmalı ki orada Ayşe ayşelemeli. Dolayısıyla Mehmet ayşelenmeli. Mehmet demeli ki bugün ayşelendim, teşekkür ederim. Veya Ayşe demeli ki hakikaten ben Mehmet'in önünde öyle durdum ki Mehmet'e yaklaşımım öyle oldu ki Mehmet Mehmetlendi. Mehmet oldu. Mehmet olarak tezahür etti. Nasıl tarihte görünüyor olaylar olarak, Napolyon olarak, Prusya İmparatorluğu olarak değil mi? Mehmet de Mehmet olarak ortaya çıkıyor. Ayşe de Ayşe. Ha, işte orada olmakta olan iki can var. İki insan var. Ve burada aşk oluşuyor. Mehmet Mehmetleniyor. Yani orada özgür. Değil mi? Özerk olduğunu düşünüyoruz. Ve aralarında böyle birbirlerine ulaşmada böyle bir uyum, böyle bir rezonans diyelim, fiziksel bir terminoloji kullanırsak veya bir eş titreşim oluyor değil mi? Rezonans öyle değil midir? Yani belli bir frekansla bir şeyi titreştirdiğiniz zaman karşıdaki şey mi, diyapazon varsa mesela o frekansta o da titreşmeye Doğrudur başlıyor. hocam. Yani bu da yani Hegel'in tarihe nasıl bakmamız gerektiği konusunda us gözüyle bakarsak, us da bize böyle bakar. Dolayısıyla tarihteki usu görebiliriz. Belki bu okumadan sonra bazı arkadaşlarımız tarihe us gözüyle bakmak diye bir makale yazabilirler. Değil mi? Var mı öyle gönüllü? Sevgilinize mesela us gözüyle bakarsanız sevgi biter mi, bitmez mi, yoksa alevlenir mi? Yani us gözüyle nasıl bakılır? Daha çok gönül gözüyle hocam. Evet, öyle derler değil mi? Gönül gözüyle bakmak lazım. Us ne oluyor? Değil mi? Hocam Bir gönül bu. Buyurun. pardon hocam. Buyurun. Sanki böyle Tanrı'ya, Allah'a yani inançlarını kaybetmişler ama açıklayacak bir şey bulamamışlar da usu her şeyin yerine geçirmişler gibi. Sonraki Tanrı'ya benziyor. Bulmuşlar Tavuk'taki işte. Tanrı'ya benziyor. Spinoza'nın Tanrı'sına benziyor. Ortada hepsinden bir parça var. Bilmiyorum ben böyle düşündüm bu okumadan. Evet. Evet. Öyle bir şey uyandırıyor insanda. Haklısınız. Diyor ki şu bölümü de okuyup sonra konuşalım. Ussal olanı tanımakla işe başlamalı diyor. Nesneler onlar üzerine düşünmek için
uyandırılırlar. Ayrıca onlar dünyada ele alındıkları gibi bulunurlar. Dünyaya yalnız öznellik açısından bakarsa insan, orada her şeyi kendi yaratılışına göre bulacaktır. Her yerde her şeyi nasıl yapılması, nasıl olması gerekiyorsa öyle bilecek, öyle görecektir. Fakat dünya tarihinin büyük içeriği ussaldır. Ussal olmalıdır. Hem olmalıdır diyor, hem ussaldır diyor. Yani ussal olduğu için mi? Ussalsa neden olmalıdır diyorsun? Ussal değil ama ussal olmalıdır mı demek istiyorsun? Değil mi? Bir tuhaflık yok mu? Dünyaya tanrısal bir istenç egemendir. Yani bu da Tanrı tabii geldi hocam. Kant'tan gelen bir sözdür ama Schopenhauer bunu şey yapmış. Schopenhauer tabii Hegel'in çağdaşıdır. İkisi aynı üniversitede ders verirken bütün öğrenciler Hegel'in dersine giriyormuş. Gariban Schopenhauer öğrencisiz kalıyor filan gibi hikayeleri anlatılır. Tanrısal bir istenç, bir irade var. Dünyaya egemen olan us bu. Bu istençte büyük içeriği belirleyemeyecek denli güçsüz değildir. Bu teselliyi tanımak bizim ereğimiz olmalıdır. Yani usu tanımak için tarihe bakmak lazım. Tanımak için de usun bilinciyle işe başlamalıyız. Bedendeki gözleri değil, sonlu anlığı, anlak zihin demek. İdrak, evet. Evet, değil derindeki verilenlerin renkli çokluğunun altındaki gören kavram ve us gözünü gereksiniyoruz. Yani buna ihtiyacımız var. Bedendeki gözler değil, sınırlı olan anlama yeteneğimiz, anlamımız değil. Herhalde feştant karşılığı kullanmış olsa gerek. Anlama yetisi Kant'taki anlamıyla derindeki verilenlerin renkli çokluğunun altındakini gören, yani yüzeysel değil de verilenlerin altındakini gören kavram ve us gözünü gereksiniyoruz. Yani yüzeysel, duyusal, algısal değil. Onun, yani görünenlerin ardındakini görebilecek göze gereksiniyoruz. Gereksinimiz var, ihtiyacımız var. Denecek ki tarih böyle işlenirse apriori bir işlem olur. E tabii denir yani. Ama öyle olmadığını söyleyecek, daha önce de söylemişti. Bundan rahatsız oluyor. Bu da aslında haksızlıktır. Yani apriori ne demekti? Biraz önce söyledik, kabaca söylersek bu bağlamda. Yani olgulara, olup bitenlere bakmadan kurgusal anlamda, yani Kant'taki apriori'den söz etmiyoruz. Bu bağlamda kabaca anlatmak için söylüyorum.
Felsefe böyle konuşmanın üstündedir. Bakın burada felsefeyi bir yüceltme de var. Tözselliği tanımak için insan, yani özleri bulacağız. Değişmeyen tözleri bulacağız. Yani töz, substans anlamında alırsak, substans demek altta duran demek. Yani altta duran temel asıl şeyi göreceğiz. Töz. Tözselliği tanımak için insan usla işe başlamak zorundadır. Halbuki biz Türkçe'de mesela uslu diyoruz, değil mi? Yaramazlık yapmayan çocuğa. Halbuki keşke usa, sahip anlamında. Hani Hegel anlamında ustu herhalde. Yani usun bir anlamı, yani akıllıysan büyüklerin sözüne boyun eğersin anlamında da, değil mi, kullanımı var. Tabii usu çok zayıf olarak gören düşünürler de vardır. Usun bir gücü yoktur. Mesela Santayana diye bir Amerikalı düşünür var. Felsefenin böyle şeylerle işi yoktur. Yani öznel. Özellikle tek yanlı düşüncemelerden kaçınmalıdır. Çünkü bunlar tarihi bozarlar. Kendileri de yanlış öznel görüşlerden kaynaklanırlar. Felsefenin böyle şeylerle işi yoktur. Felsefe usun kendisindeki kesinlikle, bakın us ne kadar kesin, olayların usa uygun geçtiğine inanmış olacak ve doğruyu, yani hakikati, bugün güya geniş görüşlülükle tarihe her türlü a priori taşıyan, filologlarda moda olduğu gibi çarpıtmayacaktır. İdeyi kendisine ön dayanak aldığı ölçüde, İşte ideyi görme işi. Bunu daha önce de konuştuk. İde görmek. Hani felsefeyi böyle anlayanlar var. Şimdi herhalde yoktur ama yani o dönemlerde olayları, gidişini belirleyen ideyi görmek. Çünkü olaylar idenin bir görünüşüdür, ortaya çıkışıdır, belirişidir, tezahürüdür. İdeyi kendisine ön dayanak aldığı ölçüde felsefe a priori olarak iş başındadır, ama ide kesinlikle oradadır. Bu da usun kendi inancıdır. Usa güveneceğiz ve inanacağız. Kendimizi usa bırakacağız. Tarihe us gözüyle bakacağız. Tarih de, us da bize öyle bakacak. Dolayısıyla bu bakışımdan usun nasıl cereyan ettiğini, özelliklerini tanıma imkanına kavuşacağız. Burada kalıyorum arkadaşlar. Ahmet Hocam. Kaçıncı sayfa oluyor? Buyurun. 38. Buyurun. Ahmet Hocam, bu us var ya. 37 gözüküyor. Ha, 37 mi? Ha? 38 sayı kitap. Tamam. Ahmet Hocam, usla ilgili 37. şey diyor ki Nişanya, us aslında diyor Türkçe'de diyor şey edep ve ahlak bilgisiydi. Dil devriminden sonra diyor Raysal karşılığı olarak anlam değişikliğine uğradı diyor. Asıl anlamın diyor akıllı uslu ikilemesinde kendini gösteriyor diyor.
E işte onu artık öyle konmuş bir şey, sözcük yani. Us diye çevirmiş. Yani Almancası Vernunft. Yani Vernunft Almanca'da artık Alman felsefesinde Kant'la özellikle yerleşmiş bir kavram ve Alman idealistleri bunu kullanmışlar. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Tartışmaları da ondan sonra yaparız. Yavaş yavaş bu metnin içine girmeye çalışırsanız o zaman sorular çıkar ve o soruları birlikte konuşuruz. Görüşmek üzere.